Her türlü mevlit, cemiyet ve hayırlarınızda bir Balıkesir klasiği olan Lokmacı Ali Usta, aynı kalite ve güvenle tüm özel günlerinizde yanınızda olmaya devam ediyor. Klasik lokması, delikli lokması, şerbetli tatlı lokması ve leziz pilav ikramıyla Lokmacı Ali Usta, damaklarınıza tat, hayır ve cemiyet ikramlarınıza bereket katıyor. Lokmacı Ali Usta, Anafartalar Caddesi, Mortaş İşanı, B blok numara 25'te. Telefon 244-0123. Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Doktor Ali Gül tarafından yapılan yazılı açıklama hastane bahçesinde basın mensuplarına okundu. İnsanca çalışmak istiyoruz. Hepinize saygıyla, sevgiyle. Zaten en son sözüm ne mutlu Türk'üm diyene. Açıklamada AKP hükümeti uyguladığı sağlıkta dönüşüm programıyla kamu sağlık sistemini çökertti. Sağlığı adım adım paralı hale getirirken karlılığı arttırmak adına sağlık tüketimini körükledi. Sağlık çalışanlarının iş yükü artarken sayıları azaldı. Toplumsal saygınlığın ortadan kalkması ve yaratılan şiddet ortamı sağlık çalışanlarının kamudan kaçışını hızlandırdı. Bugün geldiğimiz nokta çalışanların aşırı iş yükü altında ezilmesi, buna karşın emeklerinin karşılığını alamamaları ve bunun sonucu gelişen yılgınlık ve mutsuzluktur. Öldürülmeye kadar varan her türlü şiddet ve hakaret de işin KDV'sidir. İkinci basamak, hastanelerde birçok uzman hekim istifa etmiş ya da emekliye ayrılmak zorunda kalmıştır. Hastanelerde uzman hekimlerimizin sayıları azalırken doğan açık sürekli olarak geçici görevlendirmeyle kapatılmaya çalışmaktadır denilerek şu görüşlere yer verildi. Sağlık çalışanlarını ezerek ve mutsuz ederek sağlık sistemi sağlıklı bir biçimde yürütülemez. Geçici görevlendirmeler seçeneği olmayan zorunlu durumlarda açık, şeffaf ve mesleğin özelliklerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Geçici görevlendirme bir istisna olmalıdır. Hekim ve sağlık çalışanlarının sayısı arttırılmalı. Bunun için de Sağlık Bakanlığı'na yeni tayinler için acil kadro talebinde bulunulmalıdır. Boşluklar geçici görevlerle değil, yeni atamalarla doldurulmalıdır. Sağlık çalışanları eziyeti ve ezilmeyi değil, onurlandırılmayı hak etmektedirler ve tek beklentileri kendilerine yönetenlerin de bu doğrultuda davranması ve uygulamalar içinde olmalarıdır. Tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanarak sağlık çalışanlarının geçici görevlendirme adı altında keyfi uygulamalarla ezilmelerine karşı çıkacağız.